70 olan 73 bini geri çağrıldı. Geri çağırma kapsamında yapılacak onarımların toplam maliyetinin 1 milyar doları bulabileceği belirtildi. Şimdi yorum alarak devam edeceğiz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle. Tonguç Bey merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi akşamlar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Öncelikle borsalardaki bu toparlanmayı nasıl değerlendiriyorsunuz, bunu sormak istiyorum. Geçen hafta Perşembe günü itibariyle acaba bir düzeltme mi başlıyor diyorduk. Cuma toparladı, bugün de bir toparlanma var. Küresel borsaları iten güç nerede sizce? Neden bu yükseliş kaynaklanıyor? Evet, yani geçen Perşembe çok doğal olarak aslında birçok virüs kaynaklı haber akışı hafta genelinde gelmeye devam ederken özellikle FED tutanakları sonrası FED'de de bir nebze aslında geçen hafta da biraz bu konuyu konuşmuştuk yine şeyle ilgili, beklentilerle ilgili biraz azalma ya da iyileşme ekonomik döngünün toparlama süreciyle ilgili biraz beklentilerin körelmesi, bu varlık alımının ki bu haftaki aslında borsalarında toparlama nedenlerinden biri olarak görüyorum. Onu belki biraz sonra hemen konuşuruz. Bu beklentinin varlık alımlarındaki azaltma konusundaki işte sürenin biraz daha uzayacak olması, belki çok iştahlı bir FED görmeyecek olması piyasaların aslında biraz kafaları karıştırmıştı. Yani hem salgın etkisinin tekrar işte çeşitli dalgalarla ortaya çıkması hem de FED'in toplantı tutanaklarındaki konuştukları başlıkların biraz daha soru işaretlerini yani bir önceki toplantıya göre neden olan bir süreçti. Ve burada 2,5 günlük diyelim hatta 3 günlük ama 3. günde S&P'nin 4350'den toparladığı bir cuma gününe kadar aslında biraz da böyle piyasalarda sert satışların gelme nedeni o toparlama ve iyileşme beklentilerinin gecikmesiydi. Şimdi bu pazartesi günü evet teknik olarak o yani satış dalgasının en azından bir nebze borsalarda sonlanması tahmin ediyorum hafta sonuna doğru işte Perşembe Cumartesi arası yapılacak Jackson Hole'da daha önceki aylardaki işte Haziran'dan itibaren aslında Fed'in daha şahin gelebileceği ve varlık alımlarını azaltabileceği veya bir takvimi açıklayabileceği bir toplantı olarak bakılırken özellikle tutanaklar sonrasındaki şok sonrası diyelim ve salgında da o kötümserliğin biraz daha kendini mücadelenin devamına bırakması ve aynı zamanda bahsettiğim gibi Jackson Hole'da da bu güvercine dönük yani biraz daha destekleyici bir politika izleneceği yönünde ve Powell'ın aslında FED toplantıları sonrası yaptığı o soru cevap kısmındaki söylemlere benzer. Daha böyle piyasaları sarsmadan biraz daha varlık alımlarının ertelenme sürecine doğru götüreceği bir süreç beklentisi oluştu. Bu da dolayısıyla o risk algısında işte Amerikan tahviline, Amerikan dolarına hatta bir kısım altına yönelen parayı tekrar riskli varlıklar diyebileceğim hisse senetleri tarafına taşıdı. Dolayısıyla ben geçen hafta kötümserliği beklentilerin kötüye gitmesine bağlıyorum. Bu hafta başındaki iyimserliği de bu kötümserliğe doğru giden yani hem salgınla hem ekonomik görünümle ilgili beklentilerin buna karşılık Jackson Hole'da biraz daha desteğin devam edeceği yönündeki söylemin beklediğine piyasaların aslında bağlayabiliriz. Dolayısıyla bir algıda hani kötü ama kötü o zaman desteklenmeye ihtiyaç duyulan bir piyasadır. Bu da aslında şu anki döngünün devamı anlamına gelir gibi bana kalırsa ana başlığı bu olan tabii zaman zaman Fed üyelerinden de bu söylediğim başlıklara benzer açıklamaların gelmesiyle bir piyasanın yoluna devam eden özellikle riskli varlıklarda, borsalarda bir geri dönüşü oldu. Hem teknik hem de temel anlamda. Aslında bugün PMI verilerine baktığımızda delta varyantı etkisi görülüyor gibi. Temmuz'a göre bir düşüş var rakamlarda. Ama borsaları çok da olumsuz etkilemedi. Sadece DAX endeksinin gün içi kazançlarının bir kısmını geri verdiğini gördük. Ama bugün ABD'de S&P 500'de, Nasdaq'ta yeni gün içi rekorlar var. Üstelik ABD'de de imalat PMI 61.2, hizmet PMI 55.2'ye geriledi. Dolayısıyla piyasa acaba bu yavaşlamanın çok geçici olacağına mı inanıyor şu etapta?
Valla daha önce de aslında biz benzer durumlar görüyorduk. Yani veriler ki bugün hem Avrupa tarafından hem İngiltere'den hem de Amerika'dan söylediğiniz gibi yani Ağustos ayını da özellikle Fed üyelerindeki o değişime benzer Ağustos beklentisinde de satın alma müdürleri endekslerinde bir gerileme var. Bu biraz aylık da olabileceğini düşünebilir piyasa. Yani çünkü çok hızlı yükselen bir hizmet ve zaman zaman imalat PMI verileri olmuştu. Yani bunu bir aylık düzeltme olarak da görebilir. Hani mevsimsellik içerisinde Ağustos ayında. Ama aynı zamanda aslında biraz önce konuştuğum senaryoya da çok yakın. Yani piyasada o korkulan bir hızlı büyüme ya da hızlı enflasyon beklentisinin aslında biraz dengelenerek bunu da PMI verileri içerisinde bu ay içerisinde hissedilmesi şimdilik çok risk teşkil etmediğini düşünüyor olabilir piyasa. Çünkü önümüzdeki o toplantıda gelecek dediğim gibi destekleyici politikaların devamı ve varlık alımlarının azaltılmasını konuşuyoruz ama şu an içinde bulunduğumuz durumu görüyorsunuz. Hani bu durum içerisinde, bu belirsizlik içerisinde biz desteğe devam etmemiz gerekiyor. Na benzer bir söylem Powell'dan gelmeye devam ederse ya bu PMI verileri hem mevsimsellik içerisinde veya ay bazlı bir düzeltme olarak değerlendirilebilir. Hem de eğer beklenen bir yavaşlama olacaksa birkaç aylık işte o da desteklerle zaten aslında ortadan kalkma noktasında belki sene sonuna doğru tekrar toparlayabilme ihtimalini gündeme getirir. Dolayısıyla piyasa burada iyimser tarafta kalmaya devam ediyor. Benim kanaatimce yani desteklenen piyasa tarafında kalmaya ve bu düşünceyle devam ediyor. O açıdan PMI verileri de çok bugün için önemli olmadı. Hatta belki Perşembe günü açıklanacak büyüme verileri, bunun içerisinde dayanıklı mal siparişleriyle işte kişisel tüketim harcamaları bile beklentileri karşılamazsa bir önceki mesela tarım dışı ya da enflasyon verileri gibi olmayıp bu bile Jackson Hole'daki o güvercin tutumu eğer olacaksa öyle bir şey yani beklenti o yönde ki artık öyle bir döneme de girilmiş gibi gözüküyor şu an için hem tutanaklara hem de salgın değişimine baktığımızda. Dolayısıyla o veriler bile piyasanın rallisi demeyeyim ama iyimserliğini bozmaz. Ha, bir sonraki hafta geldiğimizde yeni beklentiler salgınla ilgili oluşup burada acaba mı soruları kötüleşir ve özellikle Jackson Hole geçmesi yani atlatılması ve yeniden acaba piyasa bir hikaye arıyor olursa ya o zaman kötümser veriler belki biraz daha etkili olmaya başlar. Ama bu hafta içinde ben hani veri akışını şu anki olumlu havayı çok bozacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu olumlu havadan biz de aslında pozitif etkilendik. Borsa İstanbul'da yeniden yön yukarıya döndü. Geçtiğimiz hafta 1467'ye kadar yükselmiş ama orayı kıramamıştı. Genel olarak 1460-1470 bölgesi de direnç olarak takip ediliyordu. Şimdi genel soru acaba bu seviyeleri kırıp yeni zirveler arayışına girebilir mi BIST 100 endeksi? Bir hikayemiz var mı yükselmesi için? Sizin görüşleriniz nasıl? Yani şu herhalde Türk ekonomisinin biraz daha stabil bir hal alması. Yani mesela kura bakıyorum, faizlere bakıyorum veya Merkez Bankası'nın hani yeni görev süresindeki o yeni başkanla devam ettiği ve sorgulandığı toplantılar işte geçiyor zaman zaman ama en azından orada da şu an için belli bir mesela Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın da söylemleri içerisinde belli bir tutumu olduğu, belli bir görüşü olduğu enflasyon mücadelesi içerisinde belli oluyor. Dolayısıyla daha stabil olması Türk piyasasının son 1-2 ay içerisinde Türkiye'nin sosyal hayata dönüşü diyelim. Yani kısıtlamaların kaldırılması, burada turizmin canlanması, bir kısım ülkeye para girişinin bu yönde devam ediyor olması bence hani Türkiye'nin hikayesi şu an için normalleşen bir ekonomik düzen içerisinde yani o salgın ne diyelim hani krizinden çıkıp evet hala salgınla mücadele eden birçok gelişmiş ülke gibi ama ekonomisinin de dalgalanmalara daha az hassas olduğu, daha az yaşadığı birkaç aylık bir süreç. Bu neyi getirdi? Aslında bunu yani yalnız biz kendi başımıza da hani ne bileyim oturduğumuz yerden hemen tamam piyasalar durulsun diyerek gerçekleştirmedik. Aslında burada Merkez Bankası'nın yayınladığı istatistiklerde hep öyle ya da böyle bir para girişinin haftalık bazda Türkiye'ye iç borçlanma senetlerinde, hisse senedinde
devam ettiği bir bayram süreci ve sonrası yaşıyoruz. Aynı zamanda döviz tevdiat hesaplarında neredeyse belki 3-4 haftadır yanılıyor olabilirim ama çok böyle keskin değişimler yok. İşte 232 milyar dolar civarında devam ediyoruz. Ve baktığımızda da borsa bayram öncesindeki satış dalgası sonrası hala yurt dışındaki piyasaları yakalamaya çalışırken iyi de bir bilanço dönemi bence ikinci çeyrekte geçirdi. Yani çarkların döndüğünü gösteren, risklerin bankacılık üzerinde biraz da azaldığını gösteren bir ikinci çeyrek geçirdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla 1435 desteğini de birkaç kez deneyerek teyit ettikten sonra yukarıya doğru yönünü çevirdi. Şimdi burada hikaye bu gibi gözüküyor. Yani normal, rahat, sakin, riski biraz da içinde sindirebilen, para girişin devam ettiği bir hani yurt içi piyasalar. Evet, çok olumlu mu? Yani Türkiye'nin önümüzdeki 3 ayda çok farklı alanlarda bir performans değerlendirmesi yapıp şimdi fırsat zamanı mı Türkiye gibi düşünüp o büyüklükte bir para girişimi oldu? Hayır. Ama bu sakinlikten faydalanan yurt dışı piyasalardaki olumlu havadan da yararlanmak isteyen bir yabancı girişi var. Şimdi yalnız eğer işte mesela 10-15 milyar TL BIST 100 içinde günlük hacimlerin 20 milyar TL'lere doğru yükseldiği ve para girişinin bu anlamda bankacılıkla birlikte sanayi tarafında da bazı hisselere devam ettiği diyebiliriz. Veya bugün olduğu gibi mesela ulaştırma tarafı, turizm tarafı hani salgınla etkilenen veya etkilenmekten kurtulmaya çalışan bazı işte biraz önce bahsettiğim gibi o turizm girdilerinden faydalanan grup hisselerine para girişi devam ederse o zaman 1500-1510 aralığına doğru bir hareket görebilir. Şimdi bunun olup olmayacağını tabii nasıl bileceğiz? O da günlük hacimin değişmesi ve 1468 ya da 1470 bu direnç bölgesini kırılarak yukarı doğru geçinme isteğinin devam etmesi. Bir, ikincisi de 1435'in aşağıda kırılmaması. Bence ikili üçlü bir gösterge olabilir. Dolayısıyla yeni bir hikaye çok net yok. Ama en azından sakin bir duruş, biraz da regüle diyebileceğimiz, durgun, çok da böyle hani oynaklığın olmadığı piyasa bence Türkiye'nin şimdilik yeni hikayesi olmaya aday gibi gözüküyor. Az önce bazı sektörlerden bahsettiniz, işte ulaştırma gibi, yine turizm gibi bugün çok hareketliydi. Tabii ikinci çeyrek bilanço sezonundan sonra biraz sektörel ayrışmalar da var. Örneğin geçtiğimiz haftalarda endeksi taşıyan demir çelik hisselerinde bir zayıflık var, Ereğli başta olmak üzere, ama banka ve holding tarafına para girişi olduğu görülüyor. Banka ve holding hisseleri güçlü. Yine BİM gibi perakende sektörü hisselerinde biraz hareketlilik var. Acaba bundan sonra borsada bir hikaye yakalarsak biraz daha sektörel olarak seçici mi olması gerekiyor yatırımcının? Bence gerekiyor. Şimdi o bahsettiğin sektörlerde şöyle düşünün. Bir daha önceden zaman zaman yerli ya da yabancı yatırımcının ilgi duyduğu hisselerde para girişi olanlar vardı. Örneğin işte nasıl diyeyim, Ereğli, Petkim, Kardemir gibi, ki Petkim'in hareketi aslında devam da ediyor ama hani fiyat düzeltmesi üstünden bakarsak. Şimdi burada gelen güçlü bilançolar var. Ama yatırımcı böyle tur tur baktığı için şöyle bir teraziye koyduğunda, örnek veriyorum, işte buradan %60 bir getiri sağladım. Gelen bilançolara baktığımda evet, bu %60 getirinin üstüne belki bir %30 daha getiri potansiyelim var ama aşağıda kalan ve yeniden, yani ister sektörel bazlı bakın, işte turizm, ulaştırma gibi, ister risk bazlı bakın, bankacılık gibi, isterseniz de o çarkların döndüğünü gösteren daha ufak sanayi şirketleri diyelim, daha bazı spesifik ürünler üreten ve İşte bunu beyaz eşya üzerinde de görebilirsiniz, otomotiv üzerinde de görebilirsiniz. Ya da işte biraz da ihracata yönelik ürünler bazlı görebilirsiniz. Buralardaki güçlü gelen bilançolara doğru, bu biraz daha hani daha önceden pozisyon alınmış ve getiri sağlanmış hisselerden çıkışlar olması normal. Yani burada borsa daha iyi bir seçenek gördüğünde, yatırımcı girişi de az olduğunda, yani paranın da hala sınırlı kaldığı bir ortamda, para geçişleri
getiri hesabı yapılarak portföylerde, işte hisselerde değişimler olabiliyor. Mesela biz bunu uzun zamandır, aslında bizim de uzun vadeli portföyde olan Şişecam'da görmüyorduk, orada görüyoruz. Dediğin gibi yani BİM mesela aslında iyi bilançolar açıklarken çok da böyle yukarı doğru gittikçe aslında düzeltmeler yaşayan bir hisse senediydi. Mesela bu dönemde para girişinin devam etmesi bence orada etkili oldu. Dolayısıyla para girişi, evet siz değerlendirmenizi yaparsınız. İşte bu hisse şu an 5 lira ama sene sonunda bu hızla devam ederse 10 lira bir değeri olabilir diye. Ama oraya ilgi alaka olmadığı sürece o getiriyi sağlama noktasında her zaman daha düşük performans gösteren hisseler olabilir. Ben işte daha dikkatli veya seçici olma noktasında bu hesaplamanın hem yabancı girişi çıkışıyla hem yerli potansiyelin olan ilgisiyle hem de teknik bazı seviyeler ve özellikle de çarpan bazlı değerlendirmelerle o hangisi daha ucuz, hangisinde daha yüksek getiri olabilir, sektörel bazlı ve hisse bazlı yatırımcının da değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki dönem yine topyekün bir para girişiyle borsa yükselişinden ziyade sektörel ve hisse bazlı hareketlerin devam ettiği bir dönem olacak gibi gözüküyor şimdilik. Bu hafta bugün itibariyle baktığımızda doların da geçen haftaya nazaran tam tersi bir fiyatlaması var. Euro dolar 1.1664'ü görmüştü. Bugün 1.1730 seviyelerinde izliyoruz. Dolar endeksi de 93'e doğru bir geri çekilme kaydetti. Hemen akıllara tabii acaba piyasa güvercin bir Fed mi fiyatlıyor? Cuma günü Powell acaba destekleyici bir açıklamada mı bulunacak? Bunun bir fiyatlaması olabilir mi? Siz ne dersiniz? Dolardaki bu hareketi nasıl okumak lazım? Bence tamamen öyle. Yani şu, işler kötüye gittiğinde, kötüden kastım da şu, yani piyasada bir tedirginlik olduğunda, hani oynaklık endeksi bakıyoruz, işte zaman zaman piyasadaki satış dalgalarına bakıyoruz borsalarda. Mesela net bir şekilde piyasayı yorumlarken, bu gerçekleşirken para nereye gidiyor sorusunda benim görebildiğim kadarıyla işte Amerikan tahvili, Amerikan doları bir nebze son dönemde altın gibi gözüktü. Yani çok yoğun olmasa da bu üç tarafa ya da üç ürüne doğru gidiyorsa bunların oranları aşağı yukarı aklınızda olması lazım. Yani ne kadarı bu risk kaynaklı oluyor, ne kadarı normal bir talep üzerinden oluyor. Şimdi işler normalleştiğinde, işte dolar endeksi mesela 93.50'lerden 93'lerin altına geldiğinde ya da Amerikan 10 yıllıkları talep bazlı 1.20'lere kadar gidip tekrar 1.27-1.28'lere çıkması, demek ki riskli ortamda talep bu ürünlere oluyor. Yani Amerikan tahvili ve dolarına. Risk ortadan kalktığında da oraya giren paranın çıkıp tekrar hisse senedine girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunun nedenini biraz önce konuştuğumuzda ben yani kötümser, işte FED tutanakları, salgının etkisi, bugünkü PMI'ları da üzerine dahil etmeye rağmen bu kadar hani tedirgin olabileceğimiz bir ortamda piyasaların bozulmamasının nedeni aslında hala o desteğin süreceğinin ve bu ortamda FED'in bir varlık alımı azaltımına gitmeyeceği. Ve Powell'ın da cuma akşamı saat 5'te yanılmıyorsam Türkiye saatiyle yapacağı konuşmada, ki uzaktan olacak yani bu da salgınla birlikte yani telekonferans şeklinde, yani burada yapacağı açıklamaların daha önce Amerika içerisinde yaptığı telekonferanslar veya işte temsilciler meclisi, senato ya da FED toplantı sonrası soru cevaplardan çok farklı olmayacağı yönünde bir algı var. Çünkü tutanaklarda zaten tarım dışı ve enflasyon verisi öncesinde olsa bile böyle bir tavır sergilenmiş. Yani hem üyeler adına hem başkan adına. Dolayısıyla böyle gelecek Powell piyasaya, yani böyle gelecekten kastımız da daha güvercin, daha korumacı, daha destekleyici, varlık alımları konusunu belki de biraz erteleyici, hala işte bazı şeyleri görmemiz gerekiyor tarzında bir yaklaşım olacağı için şimdilik o şeyi görüyoruz, hareketi görüyoruz. Ama dediğim gibi hani bugün, yarın, öbür gün devam edebilir. Söylem gelmeye yaklaştıkça, yani beklenti gerçekleşmeye yaklaştıkça belki birazdan piyasa dengelenmeleri, yeni haftaya başlangıç, yeni beklentiler, hani o anki fiyat seviyelerinde biraz da kar realizasyonları gelebilir. Ama şu an için 2-3 günlük satışın sonrasında aynen öyle. Yani risk ortadan kalkınca dolar aşağı,
tahviller yukarı. Yani bu da tahvil getirilerinde bir azalma, para çıkışı anlama geliyor. Hatta bugün mesela altında da enteresan bir hareket oldu. Yani önce bir yukarı, sonra işte o bence pozisyon alanların risk algısından dolayı işte 1805'lerde belki 200 günlüklerde biraz daha zorlanabileceğini düşünerek altının gelen satışlar sonrası geri çekilme. Ama netice itibariyle zayıf dolar güçlü altın algısıyla şimdilik piyasada dengelendiğini düşünüyorum. O açıdan kötümser bir senaryo desteklenen bir piyasayı da tekrar ederim. Bence şeye kadar, yani Powell söylemine kadar bu beklentiyle devam edecek. Kesinlikle de geçen haftadan ayrışan fiyatlar bence net bir şekilde bunu gösteriyor. Bu arada Türk lirası da değer kazanmaya devam ediyor. Geçen hafta dolar endeksi yükselirken bile TL'nin istikrarlı kaldığını izlemiştik. Bu haftaya da değer kazancıyla başladı. En son cari açığın azaldığını gösteren veriler, swap anlaşması ve Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması buradaki istikrarın temel sebepleri gibi duruyordu. Tabii yılın kalan bölümünde de bu istikrarını koruyabilir mi sizce Türk lirası? Yani tabii bu ortam ne kadar devam edecek onunla ilgili. Yani şunu da görüyoruz. Şimdi mesela kuru değerlendirirken şunu söyleyebiliriz. Yani dar bant aralığı işte 8.48-8.60 gibi, daha geniş 8.38 belki 70 ya da 80 aralığında, bir 30 ya da 50 kuruş aralığında kur hareketi görüyoruz. Burada iyi ya da kötü senaryolar üzerinden, para girişi çıkışından etkilenen bir kur var. Ama söylediğiniz gibi para girişi olduğunda, yani iyimser senaryo ya da en azından rahat ortam ya da oynaklığın az olduğu bir Türkiye piyasası, dolar güçlense de küresel anlamda, ki biz bunu çok net yaşadık, aslında TL'nin de hala değer kazanabildiği bir ortamı bize veriyor. Yani bu nedir? Aslında dolar değer kazandığında belki kurun yukarı doğru, işte talep bazlı veya fiyat bazlı ya da parite bazlı diyelim, devam edeceği gibi bir algı varken, o sırada Türkiye'ye para girişi olduğunda kurun bu şeyden, çarpandan farklı hareket edip aşağı doğru da gidebildi. Yani hem dolar dünyada değer kazanırken hem de TL'nin değer kazandığı günler yaşadık. Dolayısıyla ben şöyle bakıyorum, yani 50 günlük bir 8.52 üstel ortalamamız var. Bir 8.57 direnç bölgemiz var. Yani bu ikisini tabii yukarıda takip edebiliriz ama özellikle 8.57'nin altında 8.38-8.57 üstünde bir belki 20-25 kuruş hareket alanı var, ama oraya geçmediği sürece o aşağıdaki 25-30 kuruşluk, yani 8.38-25'lere kadar olan kısmı kullanmak isteyen bir kur var. Yani burada net olarak nasıl ki borsaya para giriyorsa, döviz tarafında da işte yurt içi yerleşikler veya işte döviz tarafında risk algısının kaynaklı talebin olmadığı dönemlerde para girişi olduğunda aşağı yönlü hareketin devamını görürüz. Eğer devam ederse bu ortam, yani bu en azından stabil ortam, durgun ve riskin biraz daha bertaraf edildiğine inandıran ve yeni bir hani Türkiye'de belki getiri yaratabilecek piyasa beklentisi para girişini tetiklemeye devam ederse, yani kur dolar, Amerikan doları nasıl hareket ederse etsin, biz kurda aşağı yönlü baskının devamını görebiliriz. Ama şimdilik bence 8.30'un ya da 8.20'nin aşağısı aşırı satış bölgesi gibi gözüküyor. Yani yeni bir gelişme olması, yeni bir swap anlaşması, işte para fonundan gelebilecek bu salgın kaynaklı tüm dünyaya dağıtılan bir para olabilir. Türkiye'nin proje bazlı dış kaynağı buraya çekebileceği bir haber akışı olabilir. İşte enerjiyle veya savunma sanayiyle ilgili. Bunlar etkileyebilir kuru. Bunun haricinde yani çok bozulan bir dünya piyasası olmadıktan sonra şimdilik 8.60'ların veya 8.70'lerin üstü belki sene sonu için telaffuz edilebilir. Ama bu dar banttaki hareket, bu ortam bozulmadıkça Türkiye'de, yani güvenli ortamda tam demek istemiyorum çünkü zaman zaman dalgalanmalar oluyor. İşte bizim de içeride yaşadığımız bazı sıkıntılı, işte sel olsun, yangın olsun gibi süreçlerde böyle bir risk algısı değişebiliyor. Ama Merkez Bankası duruşu ve özellikle yabancı tarafındaki buraya tekrar fon akışının devam etmesi bence ilgi alakanın devamını beraberinde getiriyor. Onun için yıl sonu için
ne 8'lerin altı ne de 9'ların üstü çok hesap edilip de bence bir yıl sonu hani kağıt kalem üzerinde fiyatlanmaması gerekiyor. Bu aralıklar sanki sene sonu içinde normal. Hatta şöyle söyleyeyim, yani 8.90, 95, 8.85 belki enflasyon bazlı bir kur yıl sonu kapanışı için bile hala çok uygun seviyeler gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederiz Tonguç Bey. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, bu yorumlardan sonra şimdi IMF'in SDR yani özel çekim hakları ile ilgili bir gelişme var. Uluslararası Para Fonu tarihindeki en büyük özel çekme hakkı tahsil.